Bir gün Babi'den karşılaştık. Bana olağanüstü küfürler savurdu. Küfür etti, küfür etti, küfür etti. Urfalı Babi. Babi kim dedi. Babi'yi bilmiyorsan sen zaten Türkiye'li değilsin, söyleyeyim sana. Sevgili dizi seven izleyicilerimiz, hoş geldiniz. Türk arabesk müziğinin önemli isimlerinden biri olan İbrahim Tatlıses'in hayatı hakkında bilgiler videomuzda. Videomuza başlamadan önce bu tarz paylaşımların devam etmesi için abone olup videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. İbrahim Tatlıses kimdir? İbrahim Tatlıses 1 Ocak 1952 tarihinde Şanlıurfa'da dünyaya geldi. Asıl adıyla İbrahim Tatlı'dır. Ayağında Kundura türküsü ile ünlenen Tatlıses günümüze kadar 30'dan fazla albüm çıkardı. Birçok filmde oyuncu ve yönetmen olarak görev aldı ve 19 yıl süren İbo Show'da sunuculuk yapmıştır. Tatlıses Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan ile Orta Doğu'da da tanınmaktadır. Çocukluğu ve sesinin keşfedilişi. 1952'de Urfa'da kendi tabiriyle bir mağarada ciğerci Ahmet Tatlı ile karısı Leyla'nın 7 çocuğunun en büyüğü olarak dünyaya geldi. İbrahim Tatlıses'in babası Arap, annesi Kürt kökenlidir. Zaman zaman etnik kimliğiyle ilgili farklı açıklamalarda bulunmuştur. İbrahim Tatlıses, Kanal D'de yayınlanan bir programda kendinizi ne olarak ifade ediyorsunuz sorusuna babam Arap, anam Kürt, ben ise Türk'üm diye cevap vermiştir. Biz Lazız, Çerkez'in ne bir farkımız? Yıllardır söyleriz, budur şarkımız. Biz Türk'üz, biz Kürt'üz, yoktur farkımız. Alevi, Sünni'yiz, olmaz gayrımız. Biz Lazız, Çerkez'iz, ne bir farkımız? Yıllardır söyleriz. 2005 yılında Erbil konserinde ise Tatlıses, babam Türk, annem Kürt, ben Türk oğlu Türk'üm, size Türkiye'den selam getirdim diyerek izleyenleri selamlamıştır. Bundan sonra duyacağımız sesler barış sesleri olsun istiyoruz. Ben de bu şarkıyı bu amaçla yazdım. Ülkemi seviyorum, ülkemde yaşayan insanları seviyorum. İnsanı seviyorum, yaradandan ötürü. Eğer ki bu şarkıda bir nebze olsun, bir şeylere ses verebilirsek ne mutlu bana. Saygılarımı iletiyorum gerçekten. Tatlıses doğduğunda babası cezaevinde bulunmaktaydı. Hiçbir zaman okula gitmemiştir. Gayet tabii, gayet tabii. Şimdi efendim, şimdi biz bu meseleye bir nokta koyalım istersen. Ben sen koyayım. Bütün ayrıntılarıyla bu meseleyi bir anlat. Ben koyayım da. Şimdi efendim, normal okuma yazmam gerçekten yoktu. Vaktiyle. Yoktu. Ha. Şimdi var. Evet. Niye var? Kendi kendime eğittim. Yani bir insanın kendi kendine eğitmesi kadar güzel bir şey yoktur. Yani bir insan kendine inanıyorsa, kendine saygı duyuyorsa, bir takım bilmediği şeyleri soracak, bilmediği şeyleri öğrenemeyeceği şeyleri de soracak, öğrenecek ve nitekim de öğrenmesi lazım çünkü kendisine saygısı var. Daha sonra neden okuyamadığı sorulduğunda Urfa'da sanki Oxford vardı da biz mi gitmedik yanıtını vermiştir. Bir, ayrıca şunu da belirteyim, Urfa'da Oxford mudur ne, Oxford bir şey değil, ne? Evet. Yani okul yoktu yok. Da, okul yoktu ki biz okuyalım yani. Olsaydı belki maddi durumumuz olsaydı okurduk ama olmadığına göre biz ne yaptık? Kendi kendimizi öğrettik. Çocuk yaşlarda çalışmaya başlamış, su satmış, çığırtkanlık yapmıştır. Çocukluğunu şöyle anlatır. Buraya kadar nasıl geldiğini bilir misin? Bilmeden. Bilmeden neden yargıya varıyorsun gazetelerin yazmasına? Gazeteciler de bilmiyor. Onlar da duyduklarına göre yapıyorlar. Onlar da suçlamıyor. Çocuktum. 20 kuruş fazla kazanmak için sinemalarda haydi buz gibi su diye bağırarak su satıyordum. Bir gün
koltukta oturan bir adam birden yerinden kalktı. ''Sus ulan eşek, seni mi dinleyeceğiz?'' diye suratıma 4 tokat attı ve o yediğim tokatlar beni buralara kadar getirdi. İnşaatlarda soğuk demir ustalığı yapmıştır. Duysun dağlar taşlar, duysun sesi. İnşaatta türkü söylerken Adanalı bir sinemacı tarafından keşfedildi. İlk başlarda Adana'da, daha sonra Ankara'ya gelerek burada gazinolarda, pavyonlarda sahne aldı. 1974'te Ankara'daki Kınalı Pavyon'da söylediği Ayağında Kundura ile ünlenerek önce Ankara Radyosu'na, sonra da bir yılbaşı gecesi televizyona çıktı. ...70'li yılların ortalarına doğru İstanbul'a geçerek burada sahne almaya başlamıştır. Burada kendisine soyadını veren müzisyen Yılmaz Tatlıses ile tanıştı. 30 Haziran 1976 tarihinde dışarıdan bitirdiği ilkokulun diplomasını Kilis'teki Kartal Bey İlkokulu'ndan almıştır. 1978 yılında Ayağında Kundura, Ceylan filmiyle sinema sektörüne giriş yaptı. 1979 yılında Kara Yazma filminde Perihan Savaş ile rol almıştır. Cehennem ateşinde yanayım. ...1983'te Derya Tuna ile Günah filminde oynadı. 1987'de İdobay müziği kurdu. 90'lı yıllarda olgunluk dönemini yaşayan sanatçı artık müzik dünyasında sarsılmaz bir yere sahip olmuştu. Aynı yıllarda tarzında değişiklik yaparak arabesk müziğe geçiş yaptı. Bu yıllarda Ah Keşkem, İki Gözüm İki Çeşme, Yar Dilini gibi popüler parçaların dışında kendi ürünü olan eserleri seslendirdi. 1983 yılında çıkardığı Mega Aşk adlı albümde Selami Şahin'e ait Seni Sevmediğim Yalan, Akşamdan Akşama, İçem Diyorum, Bu Nasıl Güzel gibi dönemin beğeniyle dinlenen eserlerini yorumladı. Aynı albümde yer verdiği Yusuf Ayaloğlu'nun Dağlarda Kar Olsaydım türküsü o dönemden günümüze kadar gelen uzunca bir süre popülerliğini koruyacaktı. 1996'da Ben de İsterem albümünde bulunan Fırat türküsüyle listelerde uzun süre kaldı. Suyu akar serindir, hemen ertesi yıl At Gitsin albümünü piyasaya sürdü. Bu albümünde de Sezen Aksu ve Kayahan gibi pop müziğin usta isimlerinden eserleri yorumladı. 90'larda ünü Yunanistan ve Orta Doğu'ya kadar genişledi. İbrahim Tatlıses aynı zamanda yönetmen, oyuncu, senarist, söz yazarı, köşe yazarı, besteci, programcı ve şarkıcı kimliğiyle de tanınmıştır. İbrahim Tatlıses'in sahip olduğu şirketler gıda, film, yapım, turizm, havacılık ve yayıncılık grubu dallarında faaliyetlerini sürdürmektedir. 10 Mart 2008 tarihinde Neden adlı albümünü, Mayıs 2009'da ise Yağmurla Gelen Kadın adlı albümünü piyasaya sürmüştür. Ayrıca bu albümde çok konuşulan ve tartışılan Şemame adlı Kürtçe türkü de bulunmaktadır. ...2009'da yıllarca söz ve beste aldığı sanatçı Yıldız Tilbe ile müzikal olarak tüm bağını kopardığını açıklamıştır. 2010 yılında son albümü Hani Gelecektin'i piyasaya çıkardı. Evlilikleri. İbrahim Tatlıses ilk evliliğini Urfa'da Adalet Durak ile yaptı. Çiftin 3 çocuğu oldu. 1979 yılında Kara Yazma filminde tanıştığı Perihan Savaş ile birlikteliği başladı. Savaş'la evliliğinden
Melek Zübeyde adında bir kız çocuğu oldu. 9 Ağustos 1984 tarihli gazetelerde yer alan haberlerde şu belirtildi. İbrahim Tatlıses tarafından kaçırıldıktan sonra 7 saat boyunca dövüldüğünü ileri süren film oyuncusu Perihan Savaş, savcılığa başvurarak Tatlıses'in ruh hastası olduğunu söyledi ve tutuklanmasını istedi. Savaş'ın gözünün morarmış, sol kaşının da patlamış olduğu görüldü. Tatlıses polisteki sorgusunda Savaş çocuğumun annesidir. Sağda solda dolaşmasını bir erkek olarak gururuma yediremedim ifadelerini kullanmıştır. Savaş sonrasında Tatlıses ile olan ilişkisini bitirdi. 1983'te Günah filmini çekerken tanıştığı Derya Tunay ile ilişkisinden İdo, İbrahim adında bir oğlu oldu. İbrahim Tatlıses 4 Mart 2011 gecesi Maslak'ta uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu başından yaralandı. Akabinde hastaneye götürülen Tatlıses 2 kez ameliyat edildi ve yoğun bakım ünitesine bağlandı. 2 hafta boyunca yoğun bakımda kalan İbrahim Tatlıses 28 Mart 2011 günü yoğun bakımdan çıkarıldı. 6 Nisan 2011 tarihi itibariyle ailesi tedavilerin Almanya'da sürdürülmesi isteğiyle Tatlıses'i Almanya'ya götürmüşlerdir. Hızla iyileşen Tatlıses, 2 Haziran 2011 günü TC İBO adlı özel uçak ile Türkiye'ye geri döndü ve tedavisini süreceği Maltepe'deki Darüşşafaka Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Tatlıses, saldırının ardından ilk tedavi gördüğü Acıbadem Hastanesi'nde Ayşegül Yıldız'a evlenme teklif etti. Sağlık durumu iyiye giden Tatlıses, Yıldız'ı ailesinden istedi. Gizlilik içinde yapılan kınanın ardından Tatlıses ve Yıldız 27 Eylül 2011 hastane odasında gerçekleşen nikah töreniyle hayatlarını birleştirdiler. Çiftin nikahını Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül kıyarken Fatih Terim de nikah şahidi oldu. İbrahim Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile olan evliliğinden Elif Ada isimli bir kızı var. 29 Kasım 2013 tarihinde Ayşegül Yıldız ile boşandı. İbrahim Tatlıses 44 albüm ve 30'dan fazla film ve dizide oynayarak Türk sanat dünyasına damgasını vurmuştur. Videolarımızı beğeniyorsanız ve yeni video eklediğimizde ilk siz haber almak istiyorsanız kanalımıza abone olun.